İstanbul denilince çoğu kişinin aklına ilk olarak surlarla çevrili tarihi yarımada gelir. Fakat aynı zamanda denizle kuşatılmış bir şehirdir. Hele bu şehrin bir de yazlık gibi düşünülecek sıra sıra adaları yok mu? Adalar, tarihte azıcık gezinenler tarafından Prens Adaları diye adlandırılır. Bunun sebebi Bizans entrikalarının bir sonucu olarak taht merkezinden uzakta tutulmak istenenlerin sürgün yeri olmasından kaynaklanır. Öte yandan eline eteğini dünyadan çekenlerin kaçtığı, yani dünya zevk ve lezzetlerinden kendilerini soyutlayanların gittikleri yerlerden birisi yine adalardır. Bugün turistik bir gezi niyetiyle yolu adalara düşenler, bu kadar çok kilise ve manastırın varlığından haberdar olunca şaşırmakta elbette haksız sayılmaz. Ayayorgi'nin beyaz atlı, savaşçı bir aziz olduğuna ve Hristiyanlığını inkar etmediği için şehit edildiğine inanılır. Hristiyanların geri adım atmayan savaşçısı olduğundan dolayı elindeki mızrakla bir ejderhayı öldürürken tasvir edilir. Bunun nedeni ise mızrak ve ejderhanın iyi ile kötünün çarpışmasını temsil ettiğine olan inançtır. Ayayorgi, cesareti ve inancına sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle Rumlar tarafından çok sevilir. İstanbul'da birçok yerde Ayayorgi'ye ithaf edilen kilise ve manastırın olmasının sebebi de budur. İstanbul'da Ayayorgi'nin adıyla anılan yerlerden birisi de Heybeliada'dadır. Buradaki manastır, inşa edildiği dik yamaçtan dolayı uçurum kilisesi diye adlandırılıyor. Rivayete göre burası bir Bizans kilisesinin kalıntıları üzerine yükselmiş. Akillas Millas, Ayayorgi Manastırı'nın 1700'lerin ikinci yarısında Yannis Karacas tarafından ihya edildiğini ve bu kişinin birkaç yıl süreyle de olsa Fener Patriki olarak görev yaptığını yazar. Çok müsrif olduğu ve makamına yakışmayan davranışlar sergilediği için de görevinden azledilip İstanbul'dan uzaklaştırılır. Sürgünden döndükten sonra Ayayorgi Manastırı'nı ihya edip buraya kapanır ve hayatının sonuna kadar orada yaşar. Fener Patrikliğinden azledildiği, hatta İstanbul'dan uzaklaştırıldığından dolayı araya bir soğukluk girmiştir. Yannis Karacas, bu yüzden olsa gerek, Heybeliada'daki Ayayorgi Manastırı'nın Fener Rum Patrikhanesi'ne değil de binlerce kilometre uzaktaki Kudüs Rum Patrikhanesi'ne bağlanmasını tercih eder. Bu olayın üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra Kudüs Patriki Nikodemos, hastalığı nedeniyle görevini yapamayacağını ileri sürerek patriklik vazifesinden ayrılmış ve Sultan II. Abdülhamid'in izniyle İstanbul'a gelerek Heybeliada'daki Ayayorgi Manastırı'na yerleşmiştir. İstanbul'la Kudüs, bir madalyonun iki yüzü gibidir ve birbirinden ayrı düşmez. Bu, dinler tarihi üzerinden bir yolculuğa çıkılsa bile böyledir.